Herhangi bir spor dalında rakibiniz çok iyi ise, ona sakin şekilde tekniğinin ne olduğunu ve bunları nasıl yaptığını sorun. O andan itibaren kafası yaptığı şeyi düşünmekle meşgul olacak ve ritmi bozulacaktır. Biriyle konuşurken gözlerinin içine bakmanın çok etkili olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunu yaparken karşınızdakinin göz rengini tam olarak algılamaya çalışın. Bu şekilde gösterdiğiniz mimik ve ilgiler onu can kulağıyla dinlediğiniz hissini verecektir. Eğer birisi hakkınızda istemediğiniz bir şaka yapıyorsa, topluluk içindeyken ondan bunu tekrar etmesini isteyin. Emin olun bu sefer komik olmayacak ve bu kişi şakayı yapmaktan vazgeçecektir. Herhangi bir konuda birinden bir şey isteyecekseniz, rica etmek yerine istediğiniz şeyi teklif edin. Bu şekilde reddedilme ihtimaliniz daha düşüktür. Eğer birini etkilemek ya da istediğinizi yaptırmak istiyorsanız, her zaman kendi adını telaffuz edin. İnsanların duymayı en çok sevdikleri kelime, kendi adlarıdır. Eğer birinden bir şey isteyecekseniz, sizin için çok zahmete girmeden basit bir şekilde halletmesini isteyin. Böyle yaparsanız inanın ki elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğiniz her zaman çok daha önemlidir. İnsanlar bilinçaltında onlara ne söylediğinizi değil, sizin yanınızda nasıl hissettiklerini hatırlarlar. Eğer bir müşteriyle ilgilenmek zorundaysanız, ne olursa olsun aynalı bir ortamda bulunun. Zira kendini gören kişilerin kızma eğilimleri oldukça düşüktür. Bir kişi sorduğunuz bir soruya tam anlamıyla henüz yanıt vermemişse bölmeden dinleyin. Bu şekilde soruyu cevaplama ihtimali, böldüğünüzdeki cevaplama ihtimalinden fazladır. Biriyle konuşmak istiyor ve konuşacak bir şey bulamıyorsanız, kesin ve kesin ona kendisi hakkında sorular sorun. Herkes kendi hakkında konuşmayı öyle ya da böyle çok sever. Bir şey isterken kesinlikle neden istediğinizi de söyleyin. Ne kadar aptalca olursa olsun, istediğinizi bir sebebe bağladığınızda reddedilme ihtimaliniz neredeyse %50 daha düşüktür. Eğer modunuz düşükse kendinizi gülümsemeye zorlayın. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki, bunu yaparsanız modunuz da yükselecektir. Eğer bir konu hakkında bilgi almak ya da tartışmak istiyorsanız, öncelikle fikrinizi değil, bu fikre nasıl ulaştığınızı açıklayın. Abone olmayı lütfen unutmayın.